Kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 yılı faaliyet planı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Diyanet İşleri Bakanı Profesör Dr. Ali Erbaş, bizim inancımıza göre ırkı, yaşı, dili, cinsiyeti, dini mezhebi, meşrebi ne olursa olsun insan saygın ve onurlu bir varlıktır dedi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Diyanet İşleri Bakanı Alper Baş katıldı. Burada yaptığı konuşmasında kadına yönelik şiddetin küresel ölçekte her geçen gün kapsamı büyüyen, mücadele biçimlerinin değiştiği bir insani sorunu olarak gördüğünü ifade eden Bakan Özer, bu insanlık sorunu ile çok kapsamlı bir şekilde mücadele edebilmek için farklı kurum ve kuruluşların bir arada olması birlikte hareket edebilmesi kaynağından ortaya çıkışına kadar sonraki mağduriyetlerin önlenmesine kadar eş güdüm ve işbirliği yapılması çok kıymetli. Onun için burada tüm bakanlıklarımızın bir araya gelmesi tüm bilimlerin bu mücadele kapsamında görevlerini faaliyet alanlarını içleştirmesini ben çok anlamlı buluyorum diye konuştu kadına şiddeti önleme konusunda eğitimde genilen nokta hakkında bilgi veren Özer, yıllardan beri kız çocuklarının eğitimine erişimle ilgili sorunları dile getiren bir şeyi takdir etmesi gerekiyor. Bu dönemde sadece tüm çocuklarımızın eğitimde evrenselleşmenin yaşandığı bir dönem olmadığı, aynı zamanda kız çocukları ve kadınların eğitimine erişimiyle ilgili çözümlerin sunulduğu bir dönem oldu dedi. Okullarımızda şiddete sıfır toleransın olduğu, akran zorbalığının mümkün olduğunca engellendiği ve önlendiği her türlü etkinliği yaygınlaştıracağız.